Sevgili kardeşim İsmail Kılıç'la beraber Araklı Kizilnoz Kayacık Mahallesi'nde çekimler yapacağız. Kısacası Araklı Kizilnoz Kayacık Mahallesi'ni sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buradan tüm takipçilerimize şunu söylüyorum. Araklı Arı Haber YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. İyi seyirler. Karadağ yaprağı. Anam boyasın seni. Versin Emine'lere. Kara toprağı. Değil mi? Kara toprağı. Peki bizi görür görmez tanıdın. İzliyor musun İsta Şov'u? İsta Şov'u izlemem mi ya? Sen ne diyorsun? Bizim can dostumuz ya. Senin mekana bile geliyorum ben ara sıra ama bulamıyorum seni oralarda. Değil mi? Tabii. O ne güzel, ne ha. Güzel. Ama şimdi televizyonda izledim. Bugün bak. Tesadüf yolda önümüzü kestin. Evet, aynen öyle. Sevgili dostlar, değneğe böyle bir kaldırdı önümü. Köpek yanında dedi, dur bakalım kimsin dedi. Buyurun dedim. Ben kaymakamım demeden dedi bana ki seni istosun dedi. O müsün gel yukarı dedik, görüştük. Soluk çocuk yok mu? Çoluk çocuk bir hanım bir ben. Niye? Hep dağıttım. Hep dağıttım. Hep dağıttım. 7 tane var. 7 tane maşallah. 7 tane var. Kaç yaşındasın? Ben 69 yaşındayım. Vay be ya, bir bakar mısın ya? 69 yaşında. Hiç yoksun 69 ya. Benim gibi duruyorsun ya. Kimliğimi vereyim istersen. Yok, verme, biz sana inanıyoruz ya. 69 yaşındayım. Yengel onunla beraber orada yiyip bitip yaşayacaksın. Beraber işte bir pazar günü bir gelirler, tekrar giderler. Giderler. Gelmiş oraya onu bakma ha. Tabi bunun aklında var ama biz bilmiyoruz. Sizin hiçbir şey yok aklınızda. Bizim hiçbir şey yok aklımızda. Evet. Bunun ayrı ama. Neyse. Baktık teyzesinin oğluyla gitti koza getirdi, koza da bacanağı. Hava atay orada yürüsün. Şey ettiler, babamı orada çavurdular gebleğe, üstünü başını çıkardılar. Biz bir şey bilmiyoruz. Adam gelmiş eve, ölüyor şey okumak, Yasin okumak, merdem işi bitiriyor arkadan. Teyzesinin oğlu da değilmiş, bu açı. Bak, Mehmet abi sen bunun... Usta torunum var. He. Sen bunun baba diyene bak, dedem diyene bak. Ya şimdi var ya, sen de az değil misin ama ya? Bak kısacık. 15 dakika önce evlerini, bunların evleri köyün en sonunda. Kurtardın onu, şehrine dedin onu. Gittim, adam hasta. Gittim ona bakmaya. Evet. Gittim ona bakmaya. Temiz muhabbet ettik adamla. Babasından. Babasından. Yarın da şey, Kurban Bayramı. Bugün Arafa. Gittik onu bakmaya, muhabbet ettik. Kalktık gidiyoruz bunu görmeye. Mezrede bu çayır bitiyor. Sen bunu tanımıyor musun? Tanımıyorum. Nereden tanıyacağım? Teyzemin oğlu. Ya bunu tanırım, o beni tanır. He mi? Teyzemin oğlu vardı. O tanıtacak bana sözde. Bunlar 4 tanıdırlar. 3 tane torunu var. Bir de kendi 4. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Dördü de filindacı bir gençler. Ha. Ey gidi. Bir kilometre yukarı geçtik, yukarıdan aşağı bir kadın bağıra bağıra geliyor. Lan ne bağırıyorsun? Bunun babasına köyde Karagöz derler. Evet. Dediler Karagöz öldü. Bak Karagöz nasıl öldü, ben 10 dakika önce yanındaydım, muhabbet ettim. Yok öldü dedi. Dedim herhalde yalan değil. Buradan döndük geri. Geldik oraya. Hakikaten adam razı olmuş. Kalktık, soyduk, soğandık, çavurduk, bunu yatırdık şeyin üzerine. Teyzemin oğlu dedi ki, bak dedi. Çok dikkatli dinleyin buraya, burayı çok dikkatli dinleyin. Bak, Mehmet abi dedi, bak şimdi bu Karagöz dayı öldü. Yukarıdan aşağı şimdi 4 tane kız gelecek. 3 tanesi dede bağıracak. Bir tanesi babam bağıracak. Gördünüz mü şimdi? Anladınız mı püf noktayı? Babam bağıran, işte senin alacak olduğun kız babam bağıran. Allah'ım, ey Allah'ım. Dedem bağırana bakma. Dedem bağıranlara bakma. Babam bağıranlara bakacaksın. Orada neyse geldiler. Babam. Ben şimdi cenazeyi bıraktım da buna bakarım. Beğenir miyim acaba? Kalktım ben de. Dedim tamam, bunun el ayağı yerinde. Bu olur dedim. Kara ağlayır orada. Babasını kaybetmiş, sana bakarsın. Sabaha kadar da şöyle yağmur yağar, bir de yaşayamazlar kazıdık orada. Mezarda bedava mı kazdın? Bedava kazdık da bu. Gece saat 12'ye kadar mezar kazdık. Sabahtan kalktık. Neyse.
cenazeyi getirdiniz. Yok, getirdim. Kurban bayramına. Benim de o zaman hayvanlarım var, mezledim. Benim mezlem de bunların evinin az yukarısında. Evet. Oradan kalktık. Sabahtan namazı kıldık. Geldik, adamı koyduk mezara. Ondan sonra herkes getirdi, kurbanını kesti. İki gün önce bunun bir abisi vardı. Gittim ona. Dedim ki bu kız kardeşini alacağım dedim. Aha. He. Aynen böyle resmen eve gittim. Kız kardeşini alacağım dedim. Bu olur mu bu olur mu dedim ne şu bu. Alacağım dedim. Zorla da versen alacağım, şerle de versen alacağım dedim. Kalktı tabi cazibeye dayanamadılar. Senin cazibene? He. Hemen yanasını. Cazibeye dayanamadılar. Kalktı verdiler. Verdiler. Tabi nişan, temiz nişan yaptık. Aha. Üç tane çocuğum vardı o zaman, onlarla düğüne gittim. Ki verdiler, nişanı taktık, yüzükleri taktık. Üç gün sonra Arabistan'dan çağırdılar beni. Aha. Arabistan'dan çağırdılar. Üç gün sonra gittim Arabistan'a, hemen düğünü yapacağım. Eyvah. Geldim bir sene sonra. Bir sene nişanlı kaldınız. Bir sene nişanlı kaldık, Arabistan'a gittim ya. Evet. Geldim. Aklın kalmış onda. Orada tabi. Zaten nişanlıyız. He. Kalktım ondan sonra bugün izine geldim Arabistan'dan. Bir aylık izine geldim. Oradan buraya geldim. Geldiğim günü çıktık oraya. Sabah eşi günü indik Araklı'ya. Bütün eşyaları aldık. Arabistanlıyım, zenginim. Bütün eşyaları aldık. Ondan sonra kalktım. Aynı gün akşama düğün yaptım. Düğün yaptım. Gelinlik de aldın mı onu? Yok, o zaman gelin yok yani bu köylerde yok. Yok ya gelini. Yok yok. Senin gönlün var mıydı bu adamda? O kadar yani elektrik. Yani elektrik var mıydı bak senin zamanında? Şimdi bunun karısı ölmezden önce 4 sene önce bir rüya gördüm. He. 2 defa da gördüm. O rüya gerçek oldu. Gerçek oldu. O rüya gerçek oldu. Allah Allah. 4 sene sonra karısı öldü. 4 sene sonra karısı öldü. Evet. Karşına evet. Çıktı. Evet. Aynen öyle. Ben başkasını ararken bunu buldum. Başkasının aslında başkasının... Başkanla birinde miydi yok canlı? Ya başkasını... Görüyor musunuz babanızı? Başkasını... Hiç çektiniz yok. Bizi arkadaşlar yoktu o zaman. He mi? Yok. Ama şimdi sanımdan hiçbir şey almamış bunlar. Ya şimdiki gençlerin hepsi öyle. He mi? Tabii. Yok senin yaptığını yapamazlar ya. Ya mı? Arkadaşlar cenazeye gitmişsin, karıyı bulmuşsun orada. He. O karının peşine gezerken canlının başka yerde. Hiçbir şey etmiyoruz. Sevgili takipçilerimiz, bugün Araklı Kayacık Çizinos mahallesine doğru yola çıktık. Tabi bugün programımızda böyle bir şey yoktu. İso Show'dan beraber şans eseri Çizinos'a çıktık. Sizin için böyle bir görüntüler alalım dedik. Kayacık Çizinos Dere Mahallesi. Cami şu mu ya? Evet, Çizinos'ta yeni yapılan bir cami. Hayırlarınızı, yardımlarınızı bekliyoruz. Tabii Çizinos dediğimiz zaman Celal Tekinbaş hocamızın köyü, aynı zamanda Katü'nün başhekimi. Araklımızın iftiharı. Çizinos'tan çok güzel insanlar da çıkıyor sevgili takipçilerimiz. Araklı Öğretmen Evi Müdürü Hamza Aydın müdürümüzün de aynı zamanda köyü burası. Sevgili takipçilerimiz, Kayacık Çizinos'ta yollara baktık. Yani yollar genelde fena değil. Gayet güzel sayılır ama İso Show yollarımızı beğenmedi. Dedi ki daha da güzel olabilir bu yollar dedi. Evet, gerçekten yani tam çıkıyorsun, sakallamaya düşüyorsun. Onun için
Kizilnos halkına bu yol yakışmıyor. Kayacık Kizilnos'tan çok güzel bir manzara. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kayacık Kizilnos mahallesi. Görüyorsunuz güzelliği. Değerli takipçilerimiz, görüyorsunuz güzelliği. Yani şu güzellik sadece Araklı Kayacık Kizilnos'ta. Araklı Kizilnos Kayacık Köyü, Oktay Tekinbaş Başkanımızın da aynı zamanda köyü. Sevgili takipçilerimiz, Kizilnos Kayacık Köyü'ndeyiz. Görüyorsunuz, güzel bir gün. Seni bir tanıyabilir miyiz ya? Tanıyabilirsin. Kazım Tekinbaş. Kazım amca. Kayacık köyü sakinlerinden. Hep doğum abim de burada mısın? Hep buradayım. Hiç gurbete gittin mi? Gurbete gittim. He mi? Oo. Bekarken mi gittin yoksa evliyken mi? Evliyken gittim. Bekarken niye gitmedin? Bekarken uşağıdım, kufağıdım. Kaybolurum diye gitmedin evet, he tabii, mi? Tabii. Nereye gittin mesela gurbet? İlk gidişim Zonguldak. Kömür. Dışarıda ama. EKA'ya ama dışarıda. Dışarıda. Ondan sonra? Ondan sonra Ankara'da çalıştım. Ankara'da köy hizmetlerine girdim. Geçici olarak. Efendim taş ocaklarında çalıştım. Baraj taş ocakları vardı. Vay anasını ya. Ondan sonra Mersin Tarsus'ta çalıştım. Türkiye'yi yarı yarı gezdim. Efendim en sonda 15 sene maden teknik aramada çalıştım. Maden teknik aramada. Son ev orada buldum. Yenge burada, sen gurbette. Her yenge burada, ben gurbette tabii. O zamanlar öyle. O zamanlar öyle. Evlendim, gurbete gittim. Evlendim, gurbete gittim. Hayat zor geçti değil mi? Hayat zaten zor idi. Burada da dursam zor idi. Zor muydu? Bizim devirlerimizi ancak bizim yaştakiler bilir. 50 seneden öncesini yaşamayan hayattan bir şey bilmez. Şimdi daha mı iyi? Şimdiki insanlar daha mı şanslı? Ne demeksin? Ne demek değerini bilseler? Veyahut o zamanı bilse de şükretseler. Değil mi? O zamanı bilse de şükretseler. Şimdiki insanlar hazır alışmış diyorsun. Şimdiki insanlar her şey bol, her şey... Her şey bol, gene yok, gene yok. Yani şimdi her şey bollaştı. Lakin çok şeyler de gitti. Bir kere saygı, sevgi bitti. Aynen öyle. Yani o yok zamanlar saygı vardı. Abone geçsene o zaman. Böyle ben çapraz alıyorsun. Saygı sevgi bitti diyorsun. Bitti, saygı sevgi bitti. Senin telefonun var değil mi? Var. Facebook sayfan var mı? Yok. İnternet sayfan yok değil yok, mi? Yok yok. Yok onları kullanmadım. Sadece tuşa basar, alo, iyi misin, iyiyim. Bu başka yok. Başka bir şey. Yaş kaç? Yaş 86. Hay maşallah ya. Genelde tarladasın herhalde, çalışırsın değil mi? Ya çalışırım. Fındık seyrekliyordum. Seyrekliydin. Ha bu yaşta tarlaya inebilir misin? Fındıkta durabilir misin? Ya fındığı dikeyim, koparıyorum. Koca ocakları koparıp yenisini dikeyim. Aha. Ya çalışmamda bir noksanlık yok Allah'a şükür. Yok. Yok. Yenge sağ mıdır?
Yenge sağ. Vardı. Sonra çölük çocuk çok. Şimdi çocuğu da kısıtladılar. Çocuk da etmiyor şimdi çıkarılar. Yok. Yok. Bakmaktan korkuyorlar. Sene kaç tane var? 6 tane. Bir kadından öbürü? Öbürü yok. Ha, bir kadından 6 tane var sadece. Evet. Şimdi bu köyün böyle çok güzel insanları var. Mesela arkada camiye baktığımız an Bayram Halil, Allah rahmet eylesin. Yani beni rahmet eylesin. Yani Araklı'ya katkıları çok büyüktür. Çok yerlere. Değil mi? Bir Araklı değil, çok yerlere. Bu şimdi o son zamandayım. Ha bu son zamanda. Yani bu Etmedoğu şimdi şu Erenler'de olan camiye her yere. Değil mi? Etmedoğu bunun hayır yok yani. Etmedoğu iş yok. Çok var. Buralar hep o yaptı değil mi? Buralar aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Tabii bizim de katkılarımız var. Ama o yani yapan o. Ne güzel. Yani inkar etmiyorsunuz bunu. Bunu yok, gerçekten yok, söyleyebiliyorsunuz. Yok. Allah rahmet etsin. Bu olmasa biz bunu bu hale getiremeyecektik. Doğru. Yani iş, köyde böyle insanların olması, böyle değerli insanların var olması gerçekten evet. O köye büyük katkıdır. Öyle. Buradan Celal Hoca'yı da ankalım. Celal Tekinbaş hocamızı. Başhekimi de buralı. Celal Tekinbaş. Evet. Buralı. Yani iyi insanlar çıkıyor buradan. Oğlumdur. Nedir? Celal Hoca oğlum mudur? Oğlumdur. Sevgili takipçilerimiz tesadüfen oldu. Celal hocamızın babasıyla röportaj yapıyoruz buradan. Ne dedin ona mesela? Böyle geldi, ekmek sahibi oldu, şunu gördü. İlk söylediğiniz lafları hatırlıyor musun oğlum? Yanına biri gelirse böyle böyle davran diye. Nasihatlerin oldu mu ona? Şimdi ilk değişim bu. İmam Hatip'e onu verdim. İmam Hatip'e o zaman da Araklı da evim de yok. Evet. Yani oda kiraladım. Otelde bir oda. Yemekhane gösterdim. Orada yemekhane yerdi. Orada okurdu. Netice o orayı bitirdi. Evimiz de oldu. Şimdi 4 sene İmam Hatip'le 3 sene dede ayrılıp da normal liselere giderse 3 sene olur. Evet, doğru. Dedim oğlum bak sen İmam Hatip'te bir kere burayı bitireceksin. Ondan sonra nereye gidersen git. Burayı bitireceksin. Burayı bitireceksin. Bak, burayı bitireceksin. İmam Hatip'i bitireceksin. Sonra bizlerin de biraz şimdi geçmişe dayalı böyle bir dini konulara duyarlıdır. Duyarlı, yani bizim evet. Halk oyladır. Yani evet. Tüme oyladır. Orayı bitirdi işte. Allah nasip etti. Allah nasip etti de oldu. Yalnız ben çok memnunum. Ben adam çatmadım ki onun bir kötü yanı ne diyorsun. Yani onun bir davranışını benimsemesin. Peki neler ona anlatırdın? Nasıl bir ahlak yükledin ona? Ahlak ben... Yani kimseye yok diyemiyor, kimseyi kıramıyor. Bunda anne babanın şeyi çok büyüktür. Biraz büyüktür. Biraz da dua çok ettik. Ama ahlaken de Cenab-ı Allah onu öyle bir yoksa demekle de bu olmaz. Yani onda o duruş olmasa tembihle olmaz. Olmaz. Yok. Ama her zaman derdi. Sabırlı ol, merhametli ol, herkesi koru. Bilhassa adam giderdi, biz öyleydik. Doktor yanında duramazsın, asker sanki, asas duruş da çapalayamazsın, kibirleyemezsin. Sen doktorun yanına gideceksin. Öyle şey yoktu. Biz o işlerden çok ezildiğimiz için aman hele kimseye yukarıdan aşağı bakmayın. Derdin, öyle nasihat ederdin. Hale derim. Değil mi? Hale derim. Yani o şimdi tabii hepsini bildi ama ben gene onu tavsiye ederim. Gelir mi ziyaretine? Her zaman. Her zaman gelir. Her zaman. Karşılık sen mi verirsin, o mu verir? Karşılık istesem ne kadar istesem verir ama genelde hep babalar verir. Ama ihtiyacım yok. Genelde hep babalar verir. Yani ihtiyacım yok. Yok. Yani o bir şeydir. Olsa verir. Olsa verir ama hep gene babalar verir. Babaların oldu mu baba şimdi evlatların bazıları öyle çok merhametli olmaz yani evet. Babaya. Onun da çölük çocuğu olur. Babaya bakmaz çölük çocuğu o kadar. Çünkü baba yaşlandı. Lakin bizim öyle değil yani. Değil. Yok. Duygulandım biraz. Biraz duygulandım. Ya, canım. Biz hoş gün geçirmişiz biz. Yani biz açlığı da biliriz, tokluğu da biliriz, yoksulluğu da biliriz.
Oo, neler bilir. Buradan değirmene müsür getirdiğin günleri de bilirsin sen. Ben onu değil, daha başkasını da bilirim, etmedim de. Burada şimdi gelirdiler tarlalar, buralar tarlaydılar. Evet. Abi görünen yerler, bunlar tarlaydılar hepsi. Mısır. Evet. Gelirdi bir ekip. Derdi ki burada kaç teneke mısır olur? İşte 50 teneke olur. Ha ne kadar, %10'a ne vereceksin devlete? Burada şimdi güz olur. Adama bir mısır, başka bir şey yok. Yani yol yok zaten. Araba evet. Yok, yol yok, un yok, 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 oğlu yok. Güz olur. Teneke ne kadar kaç teneke keşfetmişse o. Az olsun, çok olsun o ne kadar demişse. Alırdılar eskiden. O anı yüklenip götürürdün hem de Sürmene'ye, ilçe oraydı. Sürmene'de yüklenir gider, yaş der de orada... Sevgili takipçilerimiz, Kizilnos, Kayacık Mahallesi'ndeyiz. Merkez, burada caminin olduğu yerdeyiz şu anda tam. Kizilnos Merkez Camii'nden görüyorsunuz Kizilnos'un güzellikleri. Kizilnos Kayacık. Kayacık Kizilnos'ta çekimlerimiz devam ediyor. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kizilnos Kayacık Mahallesi'nin Araklı'daki çay ocağı. Köyde çekimleri yaptık. Araklı'da da Kayacık Kizilnos'un çay ocağını bulduk burada. Burada bir çekim yapalım dedik. Kizilnos Merkez Camii. İyi günler Araklı Araber takipçileri. Sevgili takipçilerimiz, bugün Araklı Öğretmen Evi'ne geldik. Niye Öğretmen Evi'ne geldik? Sevgili müdürümüz Ali, Hamza, Aydın'la beraber bir röportaj yapmak istedik. Kendisi Kizilnos Kayacık Mahalle sakini. Sayın müdürüm, yayınımıza hoş geldiniz. Yusuf kardeşim, teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle sizler de kurumumuza hoş geldiniz. Ve ayrıca sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten Araklı Araber gördüğüm kadarıyla Araklı izlenme rekorları kırıyor. Güzel haberler yapıyorsunuz. Biz de sizleri takip ediyoruz zevkle. Kayacık köyündenim. Eski ismiyle Kizilnos köyündenim. 1968 doğumluyum. Köyümüz, sizleri de gezmişsiniz, görmüşsünüz. Gerçekten Araklı'nın güzel köylerinden bir tanesidir. Yaklaşık 26-27 kilometre sahile uzaklıkta dereden başlar ve ta yukarılara... Evet, köyümüzün yaklaşık eskiden bildiğimiz kadarıyla 600 hane civarında bir köy hane vardı. Fakat işte Karadeniz'in, Trabzon'un, hatta işte Araklı'nın... kaderi çok göç veriyor. Hala göç vermeye devam ediyor. Şu anda saysak belki köyde 50-60 hane, bilmiyorum, çıkmaz diye düşünüyorum. Şenlik olarak ev. Bunun tabii değişik nedenleri var. Oralara girmeye gerek yok ama köyümüz eskiden gerçekten çok canlı, büyük, iki tane okulu olan, çok öğrenci kapasitesi olan bir köyümüzdü. Ama işte o göç nedeniyle o iki okul da şu anda kapalı durumda. Okullar taşıma Erenler bölgesine yapılıyor. Bir Aras'tan bildiğim kadarıyla, bir de lise dönemine devam ediyor. Yaklaşık 4 mahalleye ayırabiliriz köyümüzü. Dere Mahallesi,
benim de bulunduğum orta mahalle, işte merkez mahalle ve düz mahalle diye tabir edeceğimiz 4 tane mahallemiz var. Aynı zamanda çok güzel yaylalarımız var. Bilmiyorum gezdiniz mi? 4 tane yaylamız var. İşte Tevkut dediğimiz, Kerenkaş, Haçovit ve Ağaçbaşı. O sıralı taşları biliyorsunuz. Onların üzerinde Ağaçbaşı yaylamız vardır. Ben de o yaylada yazın ikamet ediyorum. Tabii yazın gayet kalabalık oluyor köyümüz. Her diğer köylerinde olduğu gibi dışarıdan çok insanlar gezmeye geliyor. Gerçi bu pandemi döneminde bayağı gelemeyenler oldu ama bu yıl bayağı bir kalabalık insanlar grubu gelmişti köyümüze. Yani yazın gayet canlanıyor köyümüz, yaylalarımız ama kışın maalesef böyle inci neredeyse top oynuyor şekle geliyor. Köyümüzün dikkat etmişsiniz de eskiden beri yani dikkat çeken sosyal bir köydür. Yaşamıyla, tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla gerçekten sosyal yönümüz öne çıkar diye düşünüyorum ben. Ayrıca geleneksel aynı yine normal tarım, geleneksel tarımla uğraşır köylülerimiz. Özellikle Dere Mahallesi'nde veya biraz daha yukarıya doğru Fındık, onun haricinde işte kısa artık küçük bahçeler şeklinde tarımla uğraşan aileler var. Fakat böyle çok geliri olan da farklı bir köyümüzü kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii burada gönül ister ki yani insanlar bir şekilde gelsin köyümüzü hani şenlensin, özellikle yazın köyümüz daha da şenlensin. Fakat tabii insanların, herkesin şartı bir değil, ekonomik şartlar insanları zorluyordur. Herkes yerini, doğduğu yeri, memleketini heveslenir, gitmek ister ama herkesin tabii şartları uymayabilir. Ama biz Yusuf kardeşim araziliğiyle sizlere Araklı'dan ve Çizirnoz Kayacık köyünden kucak dolusu selamlar gönderiyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kardeşim aracılığıyla yine Araklı Ara Haber takipçilerine de buradan selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Çizirnoz'a. Ordu Valiliği şey yapmış. Bir dakika. İsim neydi? Karasalı. Soy isim? Ak Yıldız. Buradan ne söylemek istersin? Ne gibi yani? Selam yollar mısın? Kime selam yollamak istersin? Köylülerine selam yollamak ister misin? Biz söyleriz tabii ki. Herkese selam. Türkiye'ye selam. Abi senin neydi isim? Merhaba, İdris Akyıldız. Kayacık Köyü eski muhtarlarından İdris Akyıldız. Bütün vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim inşallah. Abi sizin neydi isim? Kayacık Köyü. Araklı Ara Haber. Hüseyin Altınbaş ismi. Buradan ne söylemek istersin? Yakınlarıma, akrabalarıma, dostlarıma selam söylüyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili takipçilerimiz, Zekeriya Akyıldız hocamızla beraberiz. Aynı zamanda kendisi Konakönü Camii'nin imamı. Aynı zamanda Kizirnoz mahallemizden. Şimdi hocamızdan köyle ilgili bize bilgiler aktaracak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Eyvallah Yusuf kardeş. Öncelikle sen hoş geldin. Teşekkür ederiz. Kizirnoz'un anlatımına katkı sağladın. Allah razı olsun. Hocam şimdi köye biz gezdik, dolaştık. Köyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Yani köyün geçmişinden ilgili. İşte köy hakkında bize şöyle... Köyümüz tabii eski yerleşimlerden Çizirnoz adlı ismi verilir. Taşıma tabii bütün Araklı'nın köylerinin olduğu gibi ağırlıklı olarak tabii Hemşin'den, Rize Hemşin'den geldiği söylenir. Tabii bu arada değişik yerlerden gelen akrabalar da vardı. En büyük özelliği yani benim takip ettiğim kadarıyla böyle sınırları ana yoldan yani asfalttan ta Bayburt'a kadar hiçbir köyle ilişkisi olmadan direkt bütün olan bir başka köy ben bilmiyorum. Tabii ben bilmiyorum demek yok değil. Ama bütün bir arazisi vardır. Dolayısıyla bağımsız gibi
Ama dediğim gibi tabii eski bir köy, taşıma köy, bütün köylerde olduğu gibi güzel. Tabii bize göre tabii çocukluğumuzun geçtiği için sevdiğimiz bir köy. Hocam bu arada Zekeriya Akyıldız kimdir? Yani seni Zekeriya tanımak Akyıldız, isteyen köylülerin sorarsa sen kimsin yani? 1969'da Kizilros'ta doğan, ilkokulu Kizilros'ta okuyan, daha sonra tabii 17 sene bilfiil Kizilros'ta yine imamlık yapan, işte son 5-6 senedir Araklı'nın hayatının çoğunu Kizilros'ta geçiren birisi. Hocam son olarak buradan ne söylemek istersiniz? Son olarak sana teşekkür ediyorum. Özellikle bu Araklı'nın tanıtımına, illa köy değil, bütün köyleri takip ediyoruz zaten Araklı abi. Sana teşekkür ediyorum. Tabii köylere de, dostlara da selam gönderiyoruz. Köyü unutmuyorlar, Allah razı olsun. Yazları geliyorlar. Herkesin işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bütün herkese selamlar, Allah razı olsun. Kizilros'a farklı bir bakış caminin önünden. Bu gördüğümüz Mahmut Efendi, Mahmut Akba, ama Araklı halkı bunu Bezikoğlu, büyük hoca olarak tanır. Ondan sonra tabii muhtarlarımız, bak ilk Hacı Molla diye geçilir. İşte onun isimleri zaten var diyorum. Bütün bunların tabii şu, buraya kadar Allah rahmet etsin. Bak şuraya kadar üst bölge tamamen vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Yaşayan muhtarlarımız tabii bu dördü. Ve halen şu an devam ediyor. Yaşayan muhtarlarımız dört. Osman Akyıldız, evet, Mehmet Aktaş, İsmail Özgenç, İdris Akyıldız. İdris Akyıldız. Bu da yine bu da şehitimiz. Evet, aslen Kizilros kökenli olup şu anda Adabazarı Kaynarca Uzak Kışla köyünde defnedilen işte şehidimiz Ömer Akkuş. Afrin'de şehit. Alttaki bu da çekti. Resul Bozkır, aslen köyün tabii şeylerinden, fenomenlerinden diyelim. Bu da bir yaylada böyle ani bir kalp kriziyle vefat etti. Haberini yapmıştık. Bu şeyi de son gün, bu da bir ufak sitem aslında, gönderme, hayata sitem. Adamı olan ziyarete gider, adamı olmayan parka gider. Bu aslında çok derin düşünülecek bir konu ama tabi burada girmiyoruz buna. Evet sevgili takipçilerimiz. Görüyorsunuz üstteki üst bölümde olan üst, muhtarlarımız tamamen rahmetli. Hepsi rahmetli olmuş. Alt tarafta olan muhtarlarımız, şu dört tane muhtarımız şu anda hayatta. Allah uzun ömürler versin kendisine, kendilerine. Sevgili takipçilerimiz, Kizilros'tan aşağı iniyoruz. Ama maalesef her köyde olduğu gibi burada da yollarımızda sıkıntı var. Yani bir taraftan çıkarken fena değildi yollar ama bu caminin tarafta camiden aşağı iniyoruz buradan ama maalesef yollarımız sıkıntılı. Stabilize yani çok bozuk. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kizilros Kayacık Mahallesi'nde Reşat Aktaş hocamızla beraberiz. Aynı zamanda kendisi Bahçecik, Araklı Bahçecik Mahallesi'nin cami imamı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Buradan kısaca kendini bize tanıtır mısın? Reşat Aktaş kimdir? Reşat Aktaş 1974 Araklı Kayacık köyünde doğdum. İlkokulu oradan okuduktan sonra Erenler, şimdiki Kaydıras, eskisi ismi Kaydıras, şimdi Erenler Kur'an kursunda hafızlığımı yaptım. 1989 yılında Araklı Umum Hatip Birliği'nde başladım orta kısmına. 1996 mezunuyum. 2007 yılından beri de Araklı Bahçeci köyünde imam hatip olarak görev yapmaktayım. Hocam buradan köylülerine ne söylemek istersin? Köylülerime, bütün akrabalara, eşlere, dostlara ilk önce sağlık diliyorum. Başarılar diliyorum. İşlerinde, güçlerinde Allah-u Teala onlara muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tüm dostlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eksik olmasınlar inşallah. Sağ olun hocam. Thank you.
Zeki olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz bizden ne kadar zeki olduğumuzu anlamışsınız. Şimdi yine Karadeniz köylerinde gezerken böyle bir leğen, leğenin içerisine bir su bağlanmış ve aynı hani derler ya kantarın bir kefesi diye. Şu anda bir kefe su bak yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bak yavaş yavaş burası batacak ve bu gördüğünüz gibi gitti. Şimdi yere vurdu. Ne oldu? Ses oldu. Yani burada hırsızlık olayı olmasın diye. Burada atıyorum yaban hayvanları gelip burayı şey yapmasın diye. Tarlayı marlayı telef etmesin diye. Eve girmesin diye. İşte insanlarımızın düşünerek yapmış olduğu harika bir buluş diyelim. Harika bir icat diyelim. Tam orasına da iki tarafa da saç koymuş ki vurduğu zaman otuş etsin. Şimdi bir kere daha sesi dinleyeceğiz. Şu anda kofa doldu. Bak bunu buralara bakar mısın Allah aşkına? Neler yapmış adam ya? Ah vurdu. Ses geldi. Gerçekten yapana buradan selamlarımız olsun. Bayağı emek harcamış. Bak görür müsünüz arkadaşlar? Buralara neler yapmış? Hortumdan su çekmiş. Bunun kenarlarını aynı billeli gibi yapmış. Bille bulamamış ama billeden yapmış gibi yapmış. Orayı oradan su, kaynak suyu herhalde. Buradan devamlı 24 saat çıktığı için oradan zaten akıyor. Onu direkt burada bağlamış ve buradaki mahalleyi diyelim, evin önünü diyelim şenlik tutmuş. Şu anda gitti gidiyor. Ah. Takdir sizin. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kizinos mahallesindeydik. Görüyorsunuz zekayı, insan zekasını neler yapabiliyor. Canlı canlı gösterdik size. Bakın tekrar gösteriyoruz. Şimdi su doluyor. Birazdan tekrar bir daha size göstereceğiz. Bakın su şimdi. Tekrar bakın. Evet. Su gitti. Tekrar vuruyor. Ve buraya hiçbir yabani hayvanı gelmesin. Tarlalar da bir sıkıntı olmasın. Hırsızlık olay olmasın diye böyle bir güzellik yapılmış burada. Thank you.